Değerli basın mensupları, bugün 2020'nin son merkez yönetim kurulu toplantısını yapıyoruz. Her yıl bitimi aynı zamanda bir hesap çıkarma, bir muhasebe yapma zamanıdır. Biz de yılın son merkez yönetim kurulu toplantısında 2020 için böyle bir değerlendirme yaptık. Maalesef 2020 ülkemiz ve milletimiz için parlak bir yıl olmadı. 2018'de başlayan ekonomik kriz 2020'de daha da derinleşti, buhrana dönüştü. 2020'de yaşadığımız devlet krizi daha da derinleşti. Ülkemiz ucube saray rejimiyle yönetilemez hale geldi. 83 milyonluk koskoca bir ülke bir yaprak gibi oradan oraya savrulmaya başladı. Ünlü Fransız mizah yazarı Molière insan gülebildiği kadar insandır diyor. Maalesef 2020'de hepimiz gülmeyi unuttuk. Büyük acılar, sıkıntılar yaşadık. 2020'de yaşadığımız ilk büyük üzüntü Ocak ayındaki Elazığ depremiydi. 41 vatandaşımızı yitirdik. Şubat'ta Van'daki çığ facialarını yaşadık. İki ayrı çığda 42 vatandaşımızı kaybettik. Şubat sonunda bir başka büyük acıyı Suriye'de yaşadık. Rus uçaklarının hava saldırısında 36 Mehmetçi şehit verdik. Bu korkunç acı kor gibi yüreklerimizi dağlarken Erdoğan askerlerimizi şehit eden Rusya'nın ayağına koşarak gitti. Yetmedi. Kremlin'in kapısında, sarayın kapısında ayakta dakikalarca bekletildi. Bu ezilmişlik askerlerimize atılan bombalar kadar bizi üzdü. Milli gururumuzu kırdı ama bütün bunlar yaşanmamış gibi bir de yakın zamanda Erdoğan çıktı. Putin özü sözü birdir diyerek ona övgüler düzdü. 2020'de depremler, seller, orman yangınları çok can yaktı. En son Ekim ayında İzmir'deki depremde 117 yurttaşımızı kaybettik. Ama kuşkusuz 2020'ye damgasını vuran koronavirüs salgını oldu. Salgın dünyada hayatı alt üst etti. Ülkemizde ilk vaka Mart ayında tespit edildi. O günden bu yana 19878 vatandaşımızı kaybettik. Sağlık çalışanlarımız canla başla çalıştılar. Salgında yine hemşirelerimizi, hekimlerimizi, birçok sağlık çalışanımızı yitirdik. Diğer taraftan saray salgını hiç de iyi yönetemedi. Her alanda yaptığı gibi salgın istatistiklerini cilalamaya kalktı. Vaka sayılarına bin bir takla attırdı. Hasta sayısıydı, vaka sayısıydı diyerek salgının gerçek boyutunu aylarca vatandaşlarımızdan sakladı insanların gerekli önlemleri zamanında almasını engelledi. Bu nedenle binlerce canı yitirdik. Biz madem bu ülkede her şeyin sorumlusu da yetkilisi de saray, sarayın kibirlisi derhal istifa etmelidir dedik. Ama skandalın saraydaki sorumlusu oralı dahi olmadı. Saray şimdi aşı konusunda da kötü bir yönetim sergiliyor. Aşı gelmeden önce KDV'si geldi ancak 11 Aralık'ta gelecek denen aşılar hala ortada yok. Ya dün akşam gelecekti, şimdi Çin gümrüğündeki korona vakaları var, birkaç gün daha gecikecek deniyor. Oysa pek çok ülkede aşılama başladı bile. Aşılamada kaybettiğimiz her dakika ülkemizin zararhanesine yazıyor. Çin deyince Avrupa basını, Avrupa basını dünden beri Türkiye'nin Çin'le Uygur Türklerinin iadesine dair bir anlaşma imzaladığı haberleriyle çalkalanıyor. Ama saraydan ve bekçisinden çıt çıkmıyor. 13 Mayıs 2017'de Çin'le suçluların iadesi anlaşması imzalamışlar. Bu anlaşmayı 24 Nisan 2019'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndermişler. Meclis Başkanı da hiç bekletmeden 26 Nisan 2019'da anlaşmayı kanun tasarısı olarak ilgili komisyona sevk etmiş. Şimdi Çin Meclisi anlaşmayı onaylamış. Biz soruyoruz. Bu anlaşmayı genel kurula getirecek misiniz? Müslüman Uygur Türklerini Çin'e geri, geri gönderecek misiniz? Onlara bu kötülüğü yapacak mısınız? Ne sarayın ne de sarayın bekçisinin bu konuda sessiz kalma hakkı yoktur. Milletimize bunu açıklamak zorundadırlar. Değerli basın mensupları Gelen aşıların uygulamasında şeffaflık ve adalet çok önemli. Dünyada üçüncü faz incelemelerini geçmiş sadece iki aşı var: AstraZeneca ve Pfizer-Biontech. Ama bu aşılardan her nedense yeterince tedarik edilmediği anlaşılır. Neden aşılarda gerekli çeşitlendirme yapılmadı? Neden üçüncü faz değerlendirmesinden geçmiş aşılardan yeteri sayıda alınamadı? Saraydan bu sorulara da cevap bekliyoruz. Gelecek aşıların adaletli bir şekilde hiçbir kayırma olmadan en kırıldan gruplardan başlayarak planlı programlı bir şekilde yapılması gerekiyor. Uyarıyoruz aşıda torpil tam bir felaket olur. Koronavirüs salgını elbette öncelikle bir sağlık krizi ama ekonomiye de büyük darbeler vuruyor. Bazı iş kollarında faaliyetler salgını önlemek için tamamen durduruluyor. Ülkeler bu iş kollarında faaliyette bulunanları korumak için salgının ardından bu işletmelerin hızla ayağa kalkabilmelerini sağlamak için vatandaşlarına karşılıksız paralar veriyorlar. Bu durumu dünya dü, bir İkinci Dünya Savaşı'ndaki durumla karşı karşılaştırıyorlar. İşçinin, esnafın, iş insanının ücret, gelir ve ciro kayıplarını telafi ediyorlar. Bizde ise saray yönetimi milletimize bedava beş maske bile dağıtamadı. Devletine 40 yıl vergi veren esnaflarımıza 40 gün bakamadı. Destek yerine IBAN numarası gönderip bağış topladı. Ülkemiz kendi en az vatandaşına en az doğrudan nakdi destek buna karşın en fazla kredi veren ülke oldu. Saray destek vermedi, faiziyle borç verdi. Geri alınacak borç verdi. Her zaman yaptığı gibi pansumanla aspirinle bu işi de atlatırız zannettiler. Biz bu olmaz dünyanın yaptığını yapın. Esnafı borca batırmayın. Gelir kaybını hibeyle telafi edin dedik durduk. Ancak salgının ikinci pikinde sözümüzü dinler gibi yaptılar. Sonunda esnafa 3 ay için vere vere günde 33 lira verebildiler. Bu para bile ortada yok. Olsa zaten ne olacak? Bu parayla kirasını mı, kira mı ödeyecekler? Fatura mı ödeyecekler? Eve ekmek mi götürecekler? Salgının hemen başında açılan kredi musluklarıyla şimdi herkes çok daha borçlu. Milletin bankalara borcu geçtiğimiz yıl sonunda 2,8 trilyon liraydı. Şimdi Ekim ayında bu 3,8 trilyon liraya çıktı. Sadece ailelerin kullandığı tüketici kredisi ve kredi kartı borçları 10 ayda 584 milyardan 809 milyar liraya sıçradı. Vatandaşın, esnafın, çiftçinin, kobilerin bu borçları nasıl ödeyeceği 2021'in en büyük sorunlarından biri olacak. Bunu çok tartışacağız. Değerli basın mensupları. Bir ekonominin iyi yönetilip yönetilmediği, çalışmak isteyen vatandaşlarına ne kadar iş yaratabildiğiyle ölçülür. Bu yılın ilk 9 ayında bırakın yeni iş vermeyi, yeni işler yaratmayı, 905 bin çalışanımız mevcut işini kaybetmiş. En ağır darbeyde tarım ve hizmetler sektörü yemiş. Son bir yılda gerçek işsiz sayımız iki milyon iki bin kişi artarak Eylül ayında on milyon iki bin kişiye ulaşmış. Bir de bunun yanında çalışıyor göründüğü halde iş başında olmayan bir milyon dokuz bin yurttaşımız var. Topladığımızda on milyon iki bin işsizimiz var. Bu yeryüzündeki 118 ülkenin nüfusundan daha fazla. Ama TÜİK işsizlik azalıyor diyor. Neden? Çünkü TÜİK iş bulma ümidini kesip iş aramayanı işsizden saymıyor. Bu durumdaki yurttaşlarımızın sayısı bir yılda iki kattan fazla artarak 1 milyon 400 bine ulaşmış. Böylesine berbat bir rekorla daha önce hiç karşılaşmamıştık. Büyük bir umutsuzluk tsunamisi insanlarımızı ezip geçiyor. Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi hasta bakıcı ve temizlik görevlisi olarak 81 kişiyi işe alacak. Duyuru yapıyor. Tam 16.848 başvuru geliyor. Ama ülke yönetenlere sorduğunuzda kimse işsiz değil. iş beğenmiyorlar diyor. E tabi vatandaşın çift diplomalı evlatları işsizken sahte diplomalı saray sosyetesine dört ayrı yerden maaş geliyor. Nasıl bunun farkında olsunlar ki? Ama bunun daha acısı da var. Üstüne üstlük bu sahte diplomaya AK Parti grup başkan vekilleri meclis kürsüsünden sahip çıkıyorlar. Cumhuriyet tarihinde böyle bir çürüme, böyle bir kokuşmuşluk ne görüldü ne de duyuldu. Sadece işsiz değil. Çalışan da yoksulluğun pençesinde. Gencecik bir sağlıkçımız boş cüzdanını kameralara gösteriyor. Artık o kadar sabrım kalmadı yokluktan ekonomik sıkıntıdan o kadar umutsuzum mutsuzum o kadar önümü göremiyorum ki şimdi evime giderken bir araba çarpsa gözüm asla arkada kalmaz bu hale geldim diyor. Uzatılan mikrofon karşısında koskoca bir adam sabah akşam param olursa simit yiyorum. Olmazsa onu da yiyemiyorum. Bu hükümet nerede? Ben açım diyorum. Suriyeliye değil bana sahip çık. Türk milletiyim ben diye gözyaşlarını tutamıyorum. Ama ülkeyi yönetenlere sorduğunuzda yoksulluk diye bir şey yok. Kuru ekmek bulabilen aç değildir diye cevap veriyorlar. Eve ekmek götüremiyorum diyene diyeni abartma diye azarlayıp kafasına çay paketi atıyorlar. Millet yoklukla boğuşuyor. Sarayda çalgılı türkülü eğlenceler vur patlasın çal oynasın devam ediyor. Kendisi de zor durumda olan esnaflarımız vatandaşa fiyat söylerken utanıyoruz diyor. Sofra, çarşı, pazar yangın yerine dönmüş. Asgari ücret artık ortalama ücret olmuş. Neredeyse herkes asgari ücretle çalışıyor. Ama asgari ücretlerin sayısını bilen yok. Böyle bir ortamda asgari ücret pazarlıkları bugün sonuçlandı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz asgari ücretten gelir vergisi alınmamalı ve asgari ücret net en az 3100 lira olmalı dedik. Ama saray hükümeti pazarlıklardan sonra net asgari ücreti 2825 lira olarak açıkladı. Vergiden de vazgeçmedi. Bu zulümdür. Ülkenin şartlarına uygun değildir. Nitekim işçi kesimi de bu ücreti reddetmiştir. Bugün bu memlekette dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2517 lira. Yoksulluk sınırı ise 8198 lira. Ücretiyle geçinenlere açlık sınırının hemen üzerinde yoksulluk sınırının da dörtte biri kadar bir asgari ücret vererek insanlarımız kirasını, faturalarını, eğitim, sağlık, ulaşım masraflarını nasıl ödeyecekler bunu düşünüyor musunuz? Asgari ücret adı üzerinde en düşük ücret asgari düzeyde geçimini sağlayacak kadar maaş alan, ücret alan bir işçiden nasıl gelir vergisi alıyorsunuz? Aslında bunun bir teknik boyutu da var. Asgari ücretli gelirine göre en fazla dolaylı vergi yükünü taşıyan kes. Zaten ondan dolaylı vergi alıyorsunuz. Bir de üstüne üstlük ondan bari gelir vergisi almayın. Beş müteahhidin milyarlarca liralık vergi borçlarını affediyorsunuz. Milyarlarca liralık ihaleleri bunlara adrese teslim etmeyi biliyorsunuz. Dünyanın ilk onu arasına giriyorlar devletten ihale alan şirketler arasında. Asgari ücretliden neden vergi alıyorsunuz? Genel Başkanımız son grup toplantısında asgari ücretin gelir vergisinden muaf tutularak net 3100 lira olmasını söyledi. Biz alın terine hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesine odaklanırken esnafımızın, iş yerimizin de üzerine de titriyoruz. Onlara yük getirmeyecek şekilde gelir vergisi de düşsün istiyoruz. Tekrarlıyoruz. Asgari ücretten vergi alınmadan gelir vergisi kes, gelir vergisi kesilmemeli. En az asgari ücret en az net 3100 lira olmalıdır. Sayın Genel Başkanımız belediye başkanlarımıza en az 3100 lira asgari ücret net e, asgari ücret verip veremeyeceklerini sordu. Belediyelerimiz gerekli incelemeleri yaptılar. Bunun verilebilir olduğunu tespit ettiler. Genel Başkanımız da belediyelerimize talimat verdi. En az 3100 lira net asgari ücret uygulamasına bizim belediyelerimizle başlayın dedi. Şimdi belediyeler de devlet kurumu biz belediyelerimize net ayda net 3100 lira belediyelerimizde ayda net 3100 lira asgari ücret verebiliyoruz çalışanlara. Saray neden bunun altında kalıyor? Bu sadece siyasi tercihtir. Başka hiçbir şey olamaz. Kaynak var. Bu akşam bakanlar kurulundan sonra Erdoğan'ın asgari ücreti 3100 lira yapmasını bekliyoruz. Her şeyi yapabiliyor. Aksi takdirde sayısını açıklamadıkları milyonlarca asgari ücretli değil, saray sosyetesine mensup dört maaşlıları dolarla garanti verilen saray müteahhitlerini tercih ettikleri bir kere daha ortaya çıkacaktır. 2020'de çiftçilerimiz de perişan oldu. Saray yönetimi çiftçilerimizin birikmiş kanuni alacağı olan 212 milyar liralık desteği ödemedi ama bankalar, tarım kredi kooperatifleri çiftçilerimizin ineğini, tarlasını, traktörünü haczetmeye devam etti. Hacz etti. Değerli basın mensupları, bu yönetim 2020'de milli paramızı pul etti. Saray yönetimi milletin 128 milyar dolar döviz rezervini har vurdu, 8 ayda har vurdu, harman savurdu. 128 milyar doları yandaşlara, faizcilere kolaylıkla veren saray, asgari ücretliye 3100 lira veremiyor. Çarçur edilen milyarlarca dolara rağmen hem paramızın değer kaybında hem de faiz artışında dünya rekorları kırdık. Bu yıla girerken dolar 5 lira 94 kuruştu bugün 7 lira 44 kuruş. Faizlerin %17'ye çıkmasına rağmen avro 6 lira 65 kuruş. Du şimdi 9 lira 7 kuruş açık. Milli paramızın değeri güneş görmüş kar gibi eridi. Arjantin ve Brezilya'nın ardından dolar karşısında en fazla parası değer yitiren ülke biziz. Yıla başlarken Merkez Bankası'nın politika faizi yüzde on ikiydi. Şimdi yüzde on Son üç ayda faiz artışında rekor kırıp yüksek faiz şampiyonları ligine girdik. Faizcilere istediklerini veren saray asgari ücretliye 3100 lira veremedi. Yıla başlarken Merkez Bankası kasasında swap hariç 37 milyar net döviz rezervi vardı. Bugün öğrendik ki 2020 Kasım ayı itibariyle Merkez Bankası kasasındaki net rezervlerimiz 49 net rezerv bilançomuz 49 milyar dolar açık veriyor. Sıcak paracıya, tefeciye ne isterse veriyorsun. Ama asgari ücretliye 3100 lira veremiyoruz. Dayın peder damat bir olup milletin döviz rezervlerini tükettiler. Yetmedi Merkez Bankası'nı 49 milyar lira, 49 milyar dolar net borçlandırdılar. Bu işe yardımcı olan çoğu bürokrat da para politikası kurulunda hala oturmaya devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yeni başkanı arkadaşlarımız ısrarla bu boğarlaşan 128 milyar doların hesabını soracak mısınız diye sordular. Ama bir türlü cevap alamadılar. Yeni banka yönetimi bu hesabı sormadan güveni sağlayacağını zannediyorsa çok yanılıyor. Bu arada tüm bunların müsebbibi olan sarayın kibirlisi şimdi çıkmış benim alanım ekonomi diyor. Fıkra gibi. Ekonominin haline bakınca insan bir de alanı ekonomi olmasaydı ne olurdu diye düşünmeden edemiyor. 2020'nin sonunda döndüler dolaştılar uluslararası tefecilere, sıcak paracılara teslim oldular. Yaşadıklarımıza bakınca ister istemez insanın aklına o meşhur hikayedeki marabanın aya söylediği sözler geliyor. Ağam at yolun başında sendeydi. Yolun sonunda yine sende. Peki biz bu kadar tezeyi yolda niye yedik? Şimdi biz de saray yönetimine soruyoruz. Madem yılın sonunda Sıcak paracıların, uluslararası tefecilerin istediği faiz artışlarını yapacaktınız, istediklerini verecektiniz. Milletin 128 milyar dolarını neden kime yedirdiniz? Paramızın pul olmasına neden izin verdiniz? Değerli basın mensupları, 2020'de sadece milli paramızın değeri değil, milli gelirimiz de gün görmüş, kar gibi eridi. 2020'ye 761 milyar dolarlık milli gelirle başladık. Şimdi 2020'yi 702 milyar dolarla kapatacak kapatacaklarını söylüyorlar. Ama görünen o ki 2020'de 702 milyar doları da bulamayabiliriz. Milli gelir 700 milyar doların altında kalabilir. <laughs> Ama Sarayın kibirlisi hala sıkılmadan 2023 hedeflerinden bahsedebiliyor. 2023 hedefleri diyor da eskisi gibi bu hedeflerin ne olduğunu bir türlü söylemiyor. O hedefleri ben bir söyleyeyim de bir de şimdi söyledikleriyle karşılaştıralım bir görelim bakalım. Bundan 10 yıl önce bu millete 2023 yılında 2 trilyon dolar milli gelire ulaşmayı vaat ettiniz. Şimdi ne diyorsunuz? 2023'te milli gelir ancak 875 milyar dolar olacak diyorsunuz. Yine 2023'te 25 bin dolar kişi başına gelir vaat Yani bu ülkede yaşayan her bir kişinin yıllık kişi başına geliri 25 bin dolar olacaktı. Şimdi, şimdi inşallah 10 bin dolar olur diyorsunuz. Beceremediğinizi, taahhüdünüzü, millete taahhüdünüzü yerine getiremeyeceğinizi milletin cüzdanı ile ilgili hedeflerin yarısına bile ulaşamayacağınızı imzanızla çıkardığınız orta vadeli programda itiraf ediyorsunuz. Yine 2023'te %5 olacak dediğiniz işsizlik hedefini ıskaladığınızı, işsizliğin 2023'te neden yüzde onun üzerinde kalacağını milletimize bir anlatın. Bu ülkenin, bu milletin o müthiş potansiyelini şu döneminizde nasıl heba ettiğinizi bir açıklayın. 2023 hedefleri tutacakmış. Hadi canım sen de. Aslında ekonomimiz doğru dürüst, liyakatli bir yönetimle hızla ayağa kalkıp 2 trilyonluk milli geliri de 25 bin dolarlık kişi başına geliri de rahat rahat yakalardı. Bunların iddialı hedefler olmadığını o zaman da söyledik kendi hedeflerimiz bunlardan daha iddialıydı. Ama sürekli dikiz aynasına bakarak ileriye hedefler koyan bu yönetimle bu iş bu kadar olur. Daha fazlası olmaz. Erdoğan 2023'te ilk 10 ekonomi arasına gireceğiz diyordu ama anlaşıldı ki ekonomimiz 2023'ü görmeden önümüzdeki yıl ilk 20 ekonomi liginden düşecek. Halbuki iktidara geldiklerinde ilk defa iktidara geldiklerinde biz Türk ekonomisi ilk 20'nin içindeydik. Uluslararası Para Fonu Dünya Ekonomi Ligi'nde 2021'de 21. sıraya düşeceğimizi söylemişti. Şimdi SEBR diye bir kuruluş İngiltere'de Dünya Ekonomi Ligi tablosunu hazırlamış. Yakın zamanda yapılan bu tahminlere göre 2021'de Türkiye 22. sıraya düşecek. Değerli basın mensupları. Saray işte bu temel sorunlara çözüm bulamayınca, hedefleri ıskalayınca milletin gerçek gündemini karartmaya çalışıyor. Kuru gürültüyle midelerin gurultusunu, milletin midesinin gurultusunu bastırırım zannediyor. Milletin meselelerine haber yapan basın yayın kuruluşlarına cezalar yağıyor. Yayın hayatına yeni başlayan ve tarafsız yayıncılık yapan Olay TV daha bir ayını doldurmadan kapanıyor. Sarayın kibirlisi ikram ettiği pestili yemek istemeyen kadın muhabire dayağı yersin ha diyebiliyor. Diğer tarafta anayasa mahkemesi kararları yerel mahkemeler tarafından uygulanmıyor. Ülkeyi yönetenler anayasadaki açık hükme rağmen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bizi bağlamaz diyebiliyor. Şu veya bu kişi önemli değil. Saray anayasamızı bu tavrıyla tayir, tebdil ve ilga ediyor. Anayasanın, hukukun, demokrasinin, basın özgürlüğünün askıda olduğu yerde milletimize de askıda ekmek kalıyor. Aslında milletimiz bütün bu olan biteni görüyor. Ödediği bedel daha fazla ağırlaşmadan bir an evvel hakemliğine başvurulması için, bunlara yerlerini gösterip evlerine göndermek için dört gözle de sandığı bekliyor. Biz milletimizin kararıyla dostlarımızla beraber önümüzdeki ilk seçimde iktidara geleceğiz. Yeni kurallar, yeni kurumlar ve yeni kadrolarla yepyeni bir güçlendirilmiş parlamenter sistemle ülkemize zorla giydirilen bu deli gömleğini yırtıp atacağız. 2021 bu umutların yerleşeceği bir yıl olacak içine düşürüldüğümüz devlet krizini de ekonomik krizi de ağır buhranı da hep birlikte aşacağız. İlk adım olarak bitkisel hayata giren hukuk devleti ve demokrasiyi ayağa kaldıracağız. Güveni sağlayacağız. İkinci adımda bu sağlam temel üzerinde küresel pazarlarda yarışma gücümüzü, üretimi ve geliri arttıracak, işsizlik zulmüne son verecek, Covid sonrası yeni dünya düzeninin sunduğu yeni fırsatlardan yararlanmamızı sağlayacak yepyeni bir büyüme stratejisini hayata geçireceğiz. Üçüncü adımda artan refah ve geliri adil bir şekilde paylaşmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Büyümeden ve refahtan 3-5 yandaşın değil, bu ülkenin tüm vatandaşlarının yararlanması için gereken her türlü tedbiri alacağız. Bunun için aile destekleri sigortasını hayata geçireceğiz. Ve dördüncü adımda da tüm bu yapıyı sürdürülebilir kılmak için çevresel, ekonomik ve mali çapaları sağlamlaştıracağız. Biz ülkemize ve milletimize güveniyoruz. Biz kendimize güveniyoruz. 2020 Türkiye için bu rejimden kurtulmanın yılı olacak. 2021 yepyeni ve umut dolu bir dönemin başlangıcı olacak. Sözlerimi tamamlarken Cumhuriyet Halk Partisi olarak yeni bir yılın eşiğinde tüm milletimizi bir kere daha saygıyla, sevgiyle tenamlıyor. Bütün vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor. Yeni yılın sağlığa, refaha, umuda, güzelliklere vesile olmasını diliyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alayım. Efendim bize yönlendirilen <laughs> sorular oldu. İlk olarak Kanal 7, ATV, A Haber'in ortak sorusunu yönlendireceğim. Soru şöyle. Bir CHP milletvekilinin Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in ailesini aradığı ve davadan vazgeçmesini istediği iddiası gündeme geldi. İddia yalanlandı. Ama genel merkez olarak bu iddiayla ilgili tutumunuz nedir? Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, genel merkezimiz, meclis grubumuz. Bu tür olaylar karşısında hiçbir taviz vermeyiz. Bu tür olaylara hiçbir şekilde izin vermeyiz. Ama bu iddialar mesnetsizse, dayanağı yoksa bununla ilgili olarak da gerekli her türlü hukuki takibi yaparız. Değerli milletvekili arkadaşımız açıklamasını yapmıştır. Eğer bu iddialar ispat ederiz diyor ki taziyede bulunmak için aileyi aradım. Topu topu bir buçuk dakika konuştum. Eğer bu iddialar ispat edilirse Cumhuriyet Halk Partisi'nden de milletvekilliğinden de istifa ederim diyor. Tekrar söylüyorum. Bu mesnetsiz iddiaların hukuki takibini yapacağız. Efendim Fox TV tarafından yönlendirilen sorular var. Fox TV'nin ilk sorusu şöyle. İçişleri Bakanlığı'nın yılbaşındaki kısıtlamalarla ilgili genelgesine göre salgın, terör, trafik, asayiş gibi alanlarda sosyal medyaya yansıyabilecek her türlü olumsuz durumun siber suçlarla mücadele birimleri tarafından tespiti yapılacak ve müdahale edilecek. Sizin bu konuya ilişkin değerlendirmeniz nedir? Öyle görüyorum ki İçişleri Bakanlığı'nın bu sosyal medya konusundaki hassasiyeti her geçen gün bir başka zirveye ulaşıyor. Önce madem bu kadar hassassınız gereğini yapacağız diyorsunuz e, sarayda hiçbir sosyal mesafe gözetilmeden gerçekleştirilen çalgılı türkülü yemeklerle ilgili olarak neden gereğini yapmıyorsunuz? Bak burada salgın problemi var. Ve sosyal mesafe ihlal edilmiş. Ne yaptınız bununla ilgili olarak? Çok açık söyleyeyim. Aslında müdahale etmek istedikleri çünkü zaten bu konuların trafikti, asayişti, terördü salgındı, bu konularla ilgili bir suç varsa bunları tabii ki sosyal medyada takip edecekler. Şimdi bugün bu açıklamayı yapmalarının bir tek nedeni var. Millet sosyal medyadan dahi birbirlerinin yeni yılını kutlamasını istiyorlar. Çok açık söyleyeyim. İnsanların yaşam biçimine müdahale etmekten vazgeçsinler. Bundan kimseye hayır gelmez. Evet. Efendim Fox TV'nin diğer sorusu da şöyle. Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, derneklerle ilgili teklifte İslami çalışmalara engel olunmayacağı yönünde İçişleri Bakanlığı'ndan güvence aldıklarını yazdı. Bu yönde AK Partili bazı milletvekilleri Meclis Genel Kurulu'nda hassasiyetlerini sorularla dile getirmişti. İslami çalışmalara engel olma ya da olmama kaygısı ne anlama geliyor? Şimdi bunun açıkçası şu. Yandaşa kayyum yok ama bize muhalefet eden diğer demokratik kitle örgütlerinin hepsine dikkat etsinler kayyum getirebiliriz diyor. Yani İçişleri Bakanı mı güvencesini veriyor bu işin? Bu yasa bu yasanın baştan beri söylüyoruz. Bu yasa STK'ları susturma yasasıdır. Yani ve onun içinde mecliste buna itiraz ediyoruz. Biz İçişleri Bakanının keyfi kararlarıyla mahkeme kararı olmadan hiçbir STK'ya kayyum atanmasını kabul edemeyiz. Eğer demokrasi varsa bu ülkede bu işlerin mahkeme kararıyla yapılması lazım. İçişleri Bakanının keyfi kararlarıyla değil. Evet. Efendim CNN Türk tarafından yönlendirilen sorular var. İlk soru şöyle. Bursa Osman Gazi ilçe başkanı ile ilgili taciz iddialarına ilişkin başlatılan incelemede son durum nedir? İlçe başkanı istifa ettirilmişti. Şimdi dosyası disiplin kuruluna sevk edildi. Disiplin kurulunda süreç devam ediyor. Bir diğer sorusu da CNN Türk'ün şöyle. Hafta sonu mecliste kabul edilen içerisinde derneklerle ilgili maddelerin de olduğu yasal düzenleme ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi'nin itirazları vardı. Bu itirazların bir sonraki adresi Anayasa Mahkemesi olacak mı? Şunu açıkça ifade edelim. Biz anayasaya aykırı olan, vatandaşın özgürlüğünü kısıtlayan, vatandaşın refahını azaltacak olan her türlü yasal düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne götürürüz. Efendim Halk TV tarafından yönlendirilen bir soru oldu. Soru şöyle. İçişleri Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski döneme ait iş ve işlemlerde usulsüzlük yaptığına dair açıklamalarından sonra İçişleri Bakanlığı 3 mülke müfettişi görevlendirdiğini açıkladı. Sizin bu görevlendirme ilişkin yorumunuz nasıl olacak? Çok açık söyleyeyim. Bizim belediyelerimizin kendilerinden önceki belediyelerin geçmişe dönük işlemlerini soruşturmak veya bu sıkıntılı günlerde milletimize hizmet etmek için yaptıkları her şeyi müfettişlere incelettiriyorlar. Buyursunlar incelettirsinler. Ne biz ne de belediye başkanlarımız demirden korksa trene binmezdi. Ellerinden geleni artlarına koymasınlar. Genel başkanımızın talimatlarıyla belediye başkanlarımız bu tür tehditlerden hiç çekinmeden milletimize sonuna kadar hizmet vermeye ve geçmişte yapılan yapılan hataların hesabını sormaya da devam edecekler. Evet ben de teşekkür ediyorum ve ben de bir soruyla herkesin bütün arkadaşlarımızın yeni yılını kutluyorum. Bir de bir soruyla yeni yıla girmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta hatırlayacaksınız Erdoğan. Cumhuriyet Halk Partililerinin partisini AK Parti'yi kapatmak istediğini söylemişti. Yine partililerin malına mülküne el koyacağımızı iddia etmişti. Ben buradan soruyorum. Biz o zaman sorduk bunu. Bunu kim dedi dedik. Bir defa daha soruyorum. Bunu bizim partimizden kimse söylemez. Buyursun açıklasın kimin dediğini. Hala cevap bekliyoruz. Ortada bir cevap yok. Evet bitirirken beni dinleyen tüm bütün yıl boyunca beni dinleyen basın mensubu arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Hepsinin yeni yıllarını da kutluyorum. Aileleriyle sağlıklı, sıhhatli nice mutlu yıllar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet.